gün Hazreti Ali Efendimizin 21 Mart doğum günüdür. Biliyorsunuz Şah-ı Merdan Ali el-Ridvan Kabe'yi Beytullah'ın içerisinde dünyaya gelmiştir. Ve yeryüzünde Kabe içinde doğan tek ve ilk insandır. Hazreti Ali, Şah-ı Merdan Ali'nin hep bize savaşlarını anlatmışlar. Hiç faziletlerinden anlatmamışlar. Onu öyle göstermişler ki bu topluma elinde bir Zülfikar, kelle kesen kör Hasan gibi göstermişler. Halbuki benim Ali'm yeryüzünde hiçbir canlıyı incitmeyen ve tüm canlıda hakkı seyreden o kutbul bir insandır. Ama maalesef tarihler hep kahramanlığını anlatır, faziletini anlatmaz. Yüce Peygamberimizin kahramanlığını anlatırlar, faziletlerini anlatmazlar. Ondan dolayı sevgili canlar, kim ki yeryüzünün güneşi iki cihan selveri Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ve onun özü, sözü olan, damadı olan, Hakk'ın, Allah'ın aslanı olan Şah-ı Merdan Ali'yi hiçbir zaman birbirinden ayırmadım. Bu iki güç amca çocukları olduğu gibi Hakk'ın görünen yüzüdür sevgili canlar. Ondan dolayı Allah'ın Resulü her zaman edirikli, edirikli diye yatar, edirikli diye kalkardı. Ali aşıklısıydı o yüce peygamber. Ondan dolayı kim ki Hazreti Cenab-ı Resul'a ve onun ehli beytine sevgi besliyor, sevgi besleyen insan sevgili canlar, yeryüzünde hiçbir canı incitmezler. Kimseyi kırmazlar. Hiçbir mahlukatı dışlamazlar. Yaratılmışı yaratandan özge Yunus misali severler. Çünkü yaratıcı bizi akseni takvim içerisinde yarattı. Ve bizleri öyle çok sevdi ki tıpkı kendine benzetti. Ruhundan ruh verdi, canından can verdi, halinden aşk, sevgi verdi ve insanı bu biçimde yarattı. Nasıl olur da Hakk'ın yaratmış olduğu güzel bir varlığı birileri nefsi uğruna ve çıkarları uğruna dinli dinsiz diyerek toplumu birbirine düşürürler. Ondan dolayı sevgili canlar, tüm insanlar kardeştir. Yaratıcı yarattığının farkındadır. Hiçbir insan çıkıp da haşa yaratıcının avukatlığını yapamaz. O yaratırken tüm sistem içerisinde ne olduğunu ne olacağını biliyor. Ondan dolayı yaratıcının bütün varlığını sevmek, insanını, hayvanını, tabiatını sevmek gerekiyor. Ben hayvan aşığıyım canlar, hayvan aşığı. O dilsiz hayvanlar var ya, işte ben onların aşığıyım. Keşke onların dilini bir anlayabilseniz de o hayvanlara işkence yaptıran, zulmeden onlara değişik değişik işkenceler yapan zavallılar, kendinden haberdar olmayan zavallı insanlar, insanım diye toplumda gezenler, Hakk'ın yarattığı hiçbir şeye kıymayın. İnsanlara kıymayın. Çocuklara kıymayın. Kadınlara kıymayın. Bütün insanlar sevgiye muhtaçtır. Aşka muhtaç. Birliğe, beraberliğe muhtaçtır. Türkiye Cumhuriyeti bizim cumhuriyetimizdir.
bizim atalarımız Alevisiyle, Sünnisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Abazasıyla, Çerkeziyle, Arnavutuyla kanlarını vermişlerdir bu toprak uğruna. Bugün Çanakkale'de 13 yaşındaki çocukların asker olduğunu görürsünüz. Ve o tüfeklerin yere değdiğini görürsünüz. O çocuklar bu vatan uğruna kendini feda etmiştir. Kim ki vatanı bölmeye çalışıyor, vatana ihanetlik etmeye çalışıyorsa, halkı birbirine düşürmeye çalışıyorsa, yüce yaratıcı bunlara fırsat vermiyor. Allah devletimize, milletimize, ordumuza aşk, sevgi, muhabbet vere, birlik, beraberlik vere, dostluk vere. Dünyada 8 milyar insan vardır sevgili canlar. Bu 8 milyar insan içerisinde iyi de vardır, kötü de vardır. Doğanın dengesi bozulur iyi ve kötü olmazsa. Şimdi karanlık, ışık varsa, ışık ışıklığını karanlığa borçludur. Karanlık olmazsa ışığın kıymeti olmazdı. Güzel ahlaklı insan kendisini kötü ahlaklı insana borçludur. Kötü ahlaklının ahlakının kötü olduğunu görür, kendisinin iyi olduğunun farkına varır. Güzelin çirkine borçlu olduğu gibi, ışığın karanlığa borçlu olduğu gibi, gündüzün geceye borçlu olduğu gibi, her şey zıttıyla değer ve anlam kazanır. Ondan dolayı her şeyi merkezinde yaratmıştır. Yaratıcı merkezinde yaratmıştır. Hiçbir şey eksik değildir. Ne giden ne de gelen bir şey vardır. Ondan dolayı tüm insanları seveceğiz. Çünkü yaratıcının bir ismi sevgi, bir ismi de aşktır. Şu yeryüzünde görmüş olduğumuz yaratılmış cümle mahlukat ki bunların efendisi insandır. Çünkü insan eşrefi mahlukat, yani mahlukların efendisidir. Mahlukların efendisi olan bir insan hiçbir şeye zulmedemez, hiçbir şeyi yok edemez, hiçbir canı alamaz sevgili canlar. Ondan dolayı tarihler yanlışlıkla dolu, kötülükle dolu. Halbuki tarih yeniden yazılmalı, sevgi, muhabbet, güzellik getirilmeli. Kan, vahşet kalkmalıdır. Bu toplumun sevgiye, birliğe, beraberliğe ihtiyacı vardır. Bugün bu toplum birileri çıkar, ben Aleviyim derse, birileri çıkar ben Kürdüm derse, birileri çıkar ben Türküm derse, toplum ayrışırsa, o zaman dış güçlere meydan vermiş oluruz. Yarın bu güzel yurdumuz elimizden kaybolabilir. Ondan dolayı bizim büyüklerimizin, atalarımızın kanıyla alınan bu topraklar asla yabancı güçlere verilemez. Ondan dolayı bırakalım senliği benliği, bir vücut olalım, dost olalım, kardeş olalım, senlikten, benlikten uzak duralım sevgili canlar.